Arkadaşlar bugün Tonguç Akademi'de inorganik bileşiklerden suyu işleyeceğiz. Water. Vay Hocam. çok havalısın gerçekten. İlk önce water öğrendim. Ne olur ne olmaz yurt dışında susarsam diye. Ha doğru çok mantıklı. Yurt dışına çıktın mı öyle adam Hoca? Hocam yurt dışına çıktım. çıktım Kıbrıs'a gittim. Bir de Azerbaycan'a gittim hocam. <laughs> orada Türkçe biliyorlar. Onlar, orada da Türkçe biliyorlar. Ama olsun yine de öğrendim hocam. Ne olur ne olmaz ya. Kıbrıs Kıbrıs'a Azerbaycan yurt dışı sayılmaz değil mi hocam aslında? Doğru ya. Onlar da Türkçe konuşuyorlar öyle mi? doğru boşuna öğrenmişim. Neyse, neyse ama yine de inorganik bileşiklerde suyun ne işe yaradığını en azından bil. Tamam hocam. Tonguç suyun formülü biliyor musun? Suyun formülü hocam. E, H2O. Aş mı? O ne biçim öyle? H2O. <laughs> Harikasın. Tonguç bak su bir kere o kadar önemli bir madde ki evrensel bir çözücü. Her şey onun içinde çözünür. Her şey çözünür mü? Çözünür. Her şey vücudumuzdaki her şey çözünür. Ama bazı şeyler dışında mesela yağ çözünmez. Ha. Ama şunu bileceğiz evrensel çözücü denmemizin sebebi bütün kimyasal reaksiyonlar bunun içinde olur Tonguç. O yüzden biz buna evrensel çözücü diyoruz. Yani mesela tuz attığın zaman çözünür, şeker attığın zaman çözünür değil mi? Bir sürü şey attığın zaman çözünür. Kanın büyük kısmını oluşturuyor. Kanın yüzde kaçı su biliyor musun Tonguç? 99 hocam. Evladım ne biçim ya hayır evladım. Kanın da yüzde yetmiş'e yakını su of. Tonguç. Yüzde yet, hatta ne yüzde 70'e? Yüzde 90'ı su Tonguç. Geriye kalanlar ne biliyor musun Tonguç'um? Kırmızı boya. Kırmızı boya olur mu? Kan hücreleri Tonguç. <laughs> kan hücreleri tamam. Peki fotosentezde de görevli su. Neden? bitkiler su alıp da ne yapıyor? Besin üretebiliyorlar. Ha, çimleri suluyoruz değil mi hocam? Heh, köklerinden bitkiler ne yapıyorlar? Sürekli su alıyorlar ve bu sayede çiçek açıyorlar, meyve veriyorlar, bizi besliyorlar değil mi Tonguç? Anladım hocam. Enzimlerin çalışmasında da çok önemli demiştik ki kimyasal reaksiyonlar bunun içine gerçekleşiyor. Enzimler de kimyasal reaksiyonları hızlandırıcı maddelerdi. Dolayısıyla enzimler de su olmasa çalışmıyor. Anladım hocam. Diyor ki ben burada çalışmam kardeşim diyor. Su getirin bana diyor. Su olursa ancak Su küçüğün söz büyüğün hocam bu arada. Onu da söylemek isterim. Evladım su dedin. Vallahi su sattın beni de. Değil mi Tonguç? Evet hocam. Musluktan doldurup getireyim hocam? Şimdi, musluk suyu içilir mi evladım? Hocam içilir. Sonuçta enzimlerin çalışma ortamını sağlıyor. Doğru. Enzimler için çok önemli bir ortam. Şimdi Tonguç bak. Suyun çok önemli bir görevi daha var. Atıklar üretiliyor vücudumuza sürekli. Ha, i̇drar. Evet. idrarı atarken ne kullanıyorsun Tonguç? Suyu kullanıyoruz. Ha, pardon. Onun, yani normalde idrarda üre denilen zararlı bir madde var tamam mı? üreyi atabilmek için bol su gerekli. Dolayısıyla sen e, tuvalete gittiğin zaman o üreyi atabilmek için bir de su atıyorsun. Anladım. Anlaştık anladım. Mı? Çünkü bir şeyi zararsız hale getirebilmek için hani mesela bir zehirlendiğin bir şeyden Allah korusun hemen bol su içmen gerekiyor Tonguç. He. O zaman onun zararlı etkisi azalıyor Tonguç. Anladım, hocam. Mesela çok tuzlu bir e, şeyi su eklersen ne olursun? Az tuzlu hale getiriyorsun. O zaman daha rahat içebilirsin değil mi? Aynı Zor. onun gibi düşün. Vücut sıcaklığını düzenliyor Tonguç. Şimdi sen koştun diyelim. Vücut sıcaklığın artmaya başladı. Kaslar evet. çalıştı. O, normalde 36,5 dereceye geçerse sen birazcık yamulursun tamam mı? Evet hocam. İşte vücut sıcaklığını düzenleyebilmek için ne yapıyorsun biliyor musun? Hemen terlemeye başlıyorsun. Mesela burası hemen terliyor ki buharlaştığı zaman Tonguç Buradan ısıyı alıyor. Isıyı alınca sen böyle bir ferahlıyorsun. Oh, Aslında şükür. terleme olmasaydı ne olurdu biliyor musun Tonguç? Ölür müydük? Mortanzi olurduk. Yani vücut sıcaklığımız 41-42 dereceye geçtiği zaman zaten ölüm başlıyor yakında Allah, Allah, Allah korusun. O yüzden ne yapıyoruz Tonguç? Terleme çok önemli bir faaliyet. Anladım. Terleme o kadar önemli bir şey ki onda na, nasıl oluyor? Suyla sayesinde oluyor. Anladım. Biyolojik tepkimeler için mutlaka gerekli. Demin söylemiştik sana ne demiştik? Hocam. Tonguç bak bitkiler fotosentez yapıyor değil mi? Fotosentez neydi? Bir yapraklarında şey köklerinden su alıyorlardı ve havadan da oksijen alıyorlardı ve güneş enerjisini kullanarak bize elma veriyorlardı. Yani besin üretiyorlardı. Biyolojik tepkimeler için mutlaka su şart Tonguç. E, o yüzden su evrensel çözücü ve her reaksiyonda kullanılıyor ve enzimler tarafından kullanılıyor. Yüksek yüzey gerilimi var Tonguç bir de. Bu ne demek biliyor musun? Elektrik çarpabilir hocam. Hayır evladım. Suyun üstünde üstünde hiç duran böcek gördün mü hayatında? Ee, görmedim hocam. Evladım böceklerin bazıları suyun üstünde pıtınk diye böyle durur. Allah Allah. Aynen ve batmaz içeriye. Yüzey geriliminden spider kaynaklı. Spiderman mı hocam o? E, spider gibi. Evet. Mesela örümcekler suyun üstünde bazen yürüyebilirler. Var Çok hemen. ağır değilse. Neden biliyor musun? Çünkü su da böyle suyun üstü böyle incecik bir film tabakası ile kaplı gibi durur aslında. Bu Suyun molekülleri arasındaki çekim kuvvetinden karaklıyor. Bunu anlatacağım sana. Merak etme. Ama şunu bilelim. Bu yüzey gerilimi sayesinde su yap ta kökten, bitkilerdeki köklerden şeye kadar çıkabiliyor. Ee, bitkinin yaprağına kadar çıkabiliyor tamam. Anladım hocam. O kadar mucizevi bir şey ki aslında suyun özellikleri. Bunu unutmayacağız. Banyoda bir bir daha şey daha söyleyeceğim. Pahalı. Su kaç derecede donar Tonguç? Sıfır derecede. Harika. Ee, suda o kadar önemli bir özellik var ki Tonguç. Bak Göller donunca normalde katı madde dibe çöker prensibinden katı daha yoğun olduğu için aşağı çöker prensinden normalde ne olması gerekiyor? Göllerin ne yapılması gerekiyor? Altının donması gerekiyor. Evet. Ama çok değişik bir şekilde gölün üstü donuyor Tonguç. Değil mi? Buz evet. buz olan kısım Hatta kesip balık tutuyoruz. Normalde buz katı değil mi? Evet. Bu da sıvı değil mi? Katı şey sıvıdan daha yoğundur. Aşağı çökmesi gerekiyor. Evet. Ama su da çok garip bir şey. 4 derecede en yoğun halini yaşıyor su. Dolayısıyla 4 dereceden aşağı doğru gidildikçe Tonguç, yani katılaştıkça su daha da az yoğun olup yukarı çıkıyor. He. Normalde dünyada başka hiçbir maddede böyle bir özellik yok. Sadece su da var ki o da deniz altındaki yaşamın sağlanabilmesi için yoğun. Yoksa aşağı çökseydi ne olurduk buz biliyor musun Tonguç? Herkes Mesela ölürdü. buzlu kola içiyorsun bu, buzlar aşağı çıkıyor falan. Yani of. yani dolayısıyla aşağıdaki balıkların hepsi ölürdü Tonguç. Of. Bu of. en büyük mucizeden bir tanesi Tonguç. Şurada şey mucizevi şeyler var. var görüyorsun. O zaman Tonguç Akademi.com'a mutlaka yol kategorize bir şekilde videolar daha iyi düzenlenmiş Rahat bir şekilde rahatlıkla orada Rahatlıkla bir yol değil mi hocam? Rahatlıkla iki saniye de, iki saniye değil de 10 saniyede üye olursun Tonguç. Tamamdır hocam. Tonguç Akademi.com'u her yerde destekle Tonguç. Ödüllü sorumuzu yap cevapları gönder bakalım lazım.